Gelendis ise yeni bölümünde Hançer abisine kavuşmanın verdiği heyecanla önce Cihan'a, ardından da abisine doyasını sarılacak. Cihan Hançer'in ne kadar mutlu olduğunu görünce kendisi de mutlu olacak ve çiftimizin yüzlerinde gülüşçükler çiçek gibi açacak. Cemil her ne kadar hastaneden sağlıklı bir şekilde evine dönmüş olsa bile Beyza yalanı sırf Hançer'in bu hayatta en çok düşkün olduğu kişi Yani abisini öldürerek hançerden intikam almak isteyecek. Beyza sen benden kocamı yani bu hayatta en çok değer verdiğim aşkım olan insanı aldın. Ben de senden en çok değer verdiğin adamı alıyorum. Abine veda et hançer diyecek ve sinir krizi geçirecek. Ancak Cihan artık Beyza'nın ne kadar tehlikeli ve korkunç bir şekilde döneceğini önceden hesaba kattığı için onun peşine bir adam takacak. Çünkü Cihan Beyza'nın hançeri özebilecek en ufak bir şey dahi yapmasına izin vermek istemeyecek. Beyza Cihan'ın peşine taktığı adamlardan habersiz bir şekilde hançerin abisinden kurtulmanın planlarını yapacak. Eğer Cemil ölecek olursa gerçekten hançer perişan olacağı için senaristlerin hançeri özeceği hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünki bizim mövzumuz Hançer və Cihanın formalidə evlilikləri olan gerçek evliyliyə dönüşməsi və gerçek evliliklərində karşılarına çıkan sorunlarla birlikte mücadele etmeleridir. Cihan artıq abisinin də həyati təhlükələri atlaması üzərinə xançırla oturub danışmaq istəyəcək və ona gerçəkləri anlattıqdan sonra Beyza ilə evlənməyi də illər차 evli qalmaya da özünü istəmədiyi də söyləyəcək. Hançerse demek ki eski karın Beyza'ydı ve aramızı bu yüzden açmaya çalışıyordu. Ben ona hesap sormaz mıyım diyecek. Cihansa bırak geçmiş geçmişte kalsın onu konaktan göndermek için her şeyi yaptım ama annemle o kadar yakınlar ki bir türlü konaktan gitmeyi kabul etmedi. Biz artık yeni evimizde yeni hayatımızda odaklanalım. Mesela artık gerçek bir aile olalım diyecek. Ancaq ertə Jihanın mesajını alacaq və axşam birlikdə romantik bir yeməyin ardından çiftimiz mutlu bir gecəyə ilk addımlarını atacaq.